Evet, tekrar hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Bu ara çok sık geliyorsun. Evet hocam, Sürekli baya. konu 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 konu. Konu Bu konusu. konuyu, bu hafta, son 2 haftadır konuları ben buluyordum farkındaysan. Bu hafta konuyu sana bıraktım. Evet, konuyu bana bıraktınız. Ben de bir... Ya bak gidip yine lütfen böyle sapma Ben bir sutma spor sevdalısı olarak ve geçen gün gelen bir soruda yola çıkarak dedim Ne ki sorusu hocam, geldi? bir voleybol... Gelen şeyleri görüyorsun. Hakan abi. Evet hocam. Sen son yorumu gördün mü? Sen bunu dedim YouTube koordinatörümüz de bu yorumu görmüştür Evet, diye ben evet. cevap verdim. Ben gördüm hocam Hemen onu. gördüm diyorsun. Sen de cevap verdiğim şeylere bir bakıyorsun herhalde. Evet Sende ben. ilgili bir şey var mı diye. Evet, senin Yok kontrol ya bunu edin. diyor. Oradaki görselleri destekleyin diyor. Haklı. Ben Yani destekliyorsun Beyblade sanıyorum. görüntü. Yani tarz Ben olarak... mesela son belki de 5-6 videoyu kendim açıp izlemedim. Nasıl bir videoydu Bir süre sonra bırakıyor değil mi hocam insan? Bu diye. stil Bilmiyorum. olarak hocam böyle bir şey yaptık. Belki başka konularda öyle bir şeyler yapılabilir. Bilmiyorum yani bir tarz meselesiydi bu. Neyse yani. Böyle bir talep Yani gördük. lütfen normal bir konu bul. Spor. Çok kısa zaten o belli başlı bir şey. Hocam nasıl kısa olur? Hastaların bu konuda çok ciddi merakları var. Çünkü Yani konuyu herkesin uzat diyorsun ufak ufak her şeyi herkesin zaten. çünkü spor yapmak dediğiniz hocam hemen şöyle Tabii diyor. sadece spor salonu sporlarını kastetmiyorsun. Evet. Yani şimdi insanlar birçok futbolla ilgilenip bu işi yapmak isteyen, buradan met olmak Tamam isteyen var. anlıyorsun. Anladım. Tamam. Evet. Spor derken sadece spor salonunda bunu kısıtlamamak lazım. Yani yüzme de bir spor. Evet. Sadece koşu yapmak da bir nevi spor. İşte futbol oynamak, voleybol oynamak da bir spor. Yani şimdi hastalar spor ne zaman yapabilir dediğinde aslında çoğu zaman spor salonu soruyorlar ama bunlar da birer spor. Yani spor salonu sporları için yani çok hafif derece işte böyle çok küçük ağırlıklar. İşte 3 kilo, 5 kilo gibi çalışan kişiler için söylüyorum. Ya da kardiyo yapmadır. Bu tarz şeyler. Birinci aydan sonra başlanabilir. Ama işte çok küçük sayılarla mekik çekiyorum. Bunlar da işte birinci ayda başlanabilir ama fazla sayıda mekik çekiyorsan yani yüzünü çok kasacağın, çok yüksek ağırlıklar kaldıracağında işte bu hani zorlarsın. Yüzünü Evet. kasarsın ya işte bu yüz kaslarının kasılması burnu problem oluşturabiliyor. O yüzden bunlar için en az 3 ay beklemeyi istiyoruz biz. Minimum. Evet, minimum ağır spor yapmak için 3 ay beklenmesini istiyoruz. Yani diğer spor şeylerine de yüzme zaten daha önce de belirtmişimdir. Havuzdur, denizdir böyle şeylere 1 ay sonra girebilirsiniz. Ama dalış yapmayı çok önermiyoruz. Yine orada da atmosfer basıncı artıyor yani. Daha derinlere daldığınızda yüksek bir basınç uygulanabiliyor. Hem kanama açısından hem yine kemiklerin üzerine ciddi anlamda baskı gelir, ağırlık gelir. Bu açıdan dalışı en az 6 ay önermiyoruz zaten. Ama normal yüzme 1 ay sonra yapılabilir. Havuz veya denizde. Bu süreyi böyle söyleyebilirim. Futbol, voleybol, basketbol gibi yani Evet. diğer minimum sporlar. Hani teniste de belki hani çok bir şey yok. Belki tenise yine hasta 1 ay sonra başlasın diyebiliriz. Ama çok saatlerce uzun tenis oynayacağım. Onda da çok efor Durum sarf edilecektir. Onda belki bir 3 aydan sonra başlamakta fayda var ama işte futbol, voleybol, basketbol ve benzeri bunun gibi birbiriyle temas edebilecek, işte buruna darbe gelebilecek olan sporlara en az 6 ay ara verilmesini öneriyorum. Şimdi hiçbir burnu ameliyat olmamış bir bireyin de burnu işte halı saha maçında falan görüyoruz yani kırılabiliyor, doğru mu? evet. Bir doku eski sağlamlığının maksimum %60'ına ulaşabilir. Yani Eskisi. biz bir burnu ameliyat ettik. Evet. Bu süre 6 ay değil 6 sene de geçse üzerinden ameliyattan önceki sağlamlığının maksimum %60'ına ulaşabilir. Yani bu şu demek. Ameliyat olmadan önce 10 Newton'luk bir güç o burnu ancak kırabiliyorsa, işte 9 Newton'luk falan kırmıyor da 10 Newton'luk güç de kırılabiliyorsa o burun, ameliyattan sonra 6 Newton'luk güç de kırılabilir. Yani daha hafif darbeyle kırılabilir, onu demek istiyorum. 6 yılda geçse, 10 yılda Kaç yıl geçse, geçerse geçsin. bu da süre farkı. Cerrahi nosyonu bu böyledir. Maksimum %60'ına kadar sağlamlık açısından söylüyorum bunu, toparlayabilir. Kitabi bilgi olarak. Kitabi bilgi olarak söylüyorum, evet. Ama Cerrahi bu da kitabi bilgisi. azalabilir, yükselebilir mi hocam? Maksimum %60'ına Max kadar. en top. Maksimum. Ama Yani daha sonuçta da... senin kemik iyileşmen de benimki bir olmayabilir. Yani benimki %50, seninki %60 olabilir yani. Öyle düşün. O yüzden burun kırılabilir. Yani basket oynuyorsunuz, ameliyat olmuşsunuz, 6 ay geçmiş.
Ya darbe her türlü alabilirsiniz, doğru mu? Futbol oynuyorsunuz, darbe alabilirsiniz. Voleybol oynuyorsunuz, darbe alabilirsiniz. Oynamayın demiyoruz. 6 ay sonra oynamaya başlayabilirler illa oynayacağım diyorsa ama eskiden nasıl dikkat ediliyorsa şimdi daha fazla dikkat edilmeli. Çünkü burun kırıldı, onun ameliyat olmuş bir burnunun kırıldıktan sonra toparlanması biraz daha zor veya tekrar revizyon cerrahi gerektirecek bir süre sonra. Ben olsa... Revizyon cerrahiler biliyorsun her seferinde her olan revizyonda bir tık daha zorlaşabilir. Çünkü normal burun kırıldığında hocam burun ameliyatı yapmıyorsunuz. O kırığı düzeltiyorsunuz. Bu rinoplasti de öyle. Rinoplasti olmuş bir süre sonra bir şey darbe almış burnu kırılmış. Ama kırığı düzeltiyoruz. Anında müdahalede. Anında müdahalede kırığı düzeltiyoruz zaten. Evet. Açmıyoruz burnu kesmiyoruz. Mesela hasta hiç ameliyat olmamış işte kemerli bir burnu var. Kırıldı geldi hemen ben burnu estet olmak istiyorum. Hayır. Evet, düzeltiyorsun. Kemik birkaç yerinden kırılmış olabilir. Kemik mobil dediğimiz oynak oluyor. Olmaz yani. Bize oynamayacak o kemiklerinden biz ona edelim. Oynayan kemikle o iş olmaz. Biz oynatacağız yani yerinden. Çünkü onu açamazsınız. Açtığınızda daha farklı şeylere sebebiyet verebilirsiniz. Kırıldı. Biz o zamanlarda o hastanın burnu çöktüyse o çöken yeri içeriden kaldırıyoruz. İşte yana kaydıysa onu düzeltiyoruz elimizle. Ağaçına falan koyuyoruz. Kaynasın. 6 ay sonra burnunda hala deformasyon olursa ameliyat edeceğiz diyoruz. Yine güzelim 6 aya geldik yani. Şaşmayan. Yer çekimi kanunu gibi. Hiçbir yerde peşimizde. Ama cerrahi şey bu. Hani diyorum ki tabi bilgi diyoruz ya. Şimdi 6 aydır maksimum iyileşme. Ve 6 ayda maksimum 160'a kadar. Ama yapmış. Hocam darbe falan almadık. Yani 6 ay sonra futbola başladık. Hani oynasın. İşte, yani böyle sert koşu. Yani böyle. Hiçbir şey olmaz. Darbe gelmedi hiçbir şey olmaz. Yani o sert koştu rüzgardan mı kayacak? Yok hocam böyle darbeli koşu derler ya böyle bir anda bam diye zımba gibi atıyor. Hiçbir şey olmaz. Kasıp tüm vücudu koşularda vesaire. Atletizmde vesaire hepsinde serbest. 6 ay burada. Okey hocam. Ondan yani 6 ay yani bu tarz sporlar için. Normal diğer sporlar için söyledim zaten bunu. Snowboard falan da yapmasınlar. Ya snowboard'da burundan ziyade kolunu bacağını daha çok kırma riski var yani şimdi. O biraz daha sıkıntı var. Bir videonun altına görmüştüm. Bizim videoda değil, başka bir videoda. Bir snowboard'da uğraşan bir kişi yazmıştı. Oradan aklıma geldi snowboard'da. Başka spor aklına gelen spor yok mu? Paraşütle atlamak var mesela ya. Bunlar da spor. Ekstrem spor. Şimdi hastalar ekstra, soracak. Ama bunu ekstrem sporlar altında inceleyebiliriz hocam. Ekstrem sporlar soracak. Paraşütle atlayabilir miyim? Şimdi bazen böyle sorular. Yani bu paraşüt değil de bir konuya kadar bunlar geliyor. Ekstrem sporlar alanında. Paraşütle de atlayabilirsiniz. Paraşütsüz de atlayabilirsiniz. şeyde peribacalarının orada balona da binebilirsiniz. Peribacalar mı orada mıydı? Doğru mu söylüyorum? Yanlış mı söylüyorum? Evet doğru söylüyorsunuz hocam. Ben gitmediğim için işte. Gitmediniz mi? Gitmedik. Siz. Güvenin beraber bu yazın. Ama ben, sabah 5'te kalkıp balona binmek gerekiyormuş ya. O saatte kim kalkacak? Ben kalkarım. Ben bir kere kalktım. Sen yatmadığın için zaten kalkarım. Uyumuyor ki bu adam. Şeydi. Balon güzel hocam. Ekstra sporlar da 6 ay sonra. Yani ortalama 6 ay yani hani bu şu sporu ne zaman yapabilirim, bunu ne zaman yapabilirim diye düşünce şey yapmasınlar. Evet. 3 ile 6 ay arasında başlasınlar. Yani. Pekala hocam. Teşekkür ederim. Sadece tek yüzmeye bir ay sonra izin veriyoruz. Spor hakkında bunları söyleyeceğiz ona. Pekala hocam. Tamam o zaman bir diğer videoya geçelim. Bunu bitirip diğer videoya geçelim. Görüşürüz.